Ve Türker amcayı davet etmek istiyorum huzurlarınıza. Çünkü kendisi için Serap Hanım gelmişti. Bakalım nasıl gidiyormuş, öğrenelim. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Hoş geldiniz. Türker amcacığım nasılsın? Teşekkür ederim. Allah'a şükür olsun. İyiyim elhamdülillah. Allah iyilikler versin. Serap Hanımcığım siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsın? Ya ben sizi görünce çok mutlu oluyorum. Çok sağ olun. Gerçekten uzun süredir bu kadar yakışan bir çift görmemiştim. Vallahi bilmiyorum. Bir de benim anneannem, dedelerim, babaannem hayatta değil. Çok ihtiyaç duyuyorum. Onun çok yokluğunu, boşluğunu hissediyorum. Siz yaştaki insanlar gelince bir huzur geliyor bana. Böyle. Allah razı olsun. Vallahi oturup saatlerce konuşmak isterdim sizle. Evet. Ama tabii sınırlı zamanımız var. Nasıl gidiyor onu sorayım. Evet. İyi midir? Her şey yolunda mıdır? Her şey yolunda. Aynen. Evet. Benim rahmetli eşimin kapı komşusu kendisi. Evet. Ciddi misin? Ciddiyim, evet. Nereden nereye? Aynı sokakta oturuyoruz. Bunun babası bakkal dükkanı çalıştırıyordu. Rahmetli eşimden oturduğum zamanlar. Ben kendisinin babasının bakkal dükkanından alışveriş yapıyordum. Görüyor muydunuz peki Serap Hanım'ı? Tabii, o beni görüyor. O zamandan biliyor beni. Nasıl öğrendiniz? Ama tanımıyor tabii. Şimdi tanışıyoruz. Ondan biz çok defalar görüşmüştük. Kaç yıl geçmiştir ama tabii arada. Tabii tanışmıyorduk tesadüfen o zaman. Tesadüfen yeni öğrendiniz. Tesadüf geldim ben. Kaderin cilvesi işte hayat. Bize nasıl sürprize hazırlıyor bilemiyoruz. Rahmetli babasını, annesini çok iyi tanırım. Annesi daha sağ şu anda, 88 maşallah, yaşında. Maşallah, evet. Allah uzun ömür versin. Sağ. Ne güzel, ne güzel. Evet. Serap Hanımcığım, siz böyle bir çekiniyor musunuz? Bir utangaçlık mı var? Bir şey var. Ya sıkılıyor, sıkılmadı. Tamam. Ya yerim ben sizi. Ay çok tatlı. Sıkılıyor be. Utanıyor galiba. Heyecan var ya. Heyecan var. Ay çok tatlısınız ya. İnşallah. Bandırmaya gideceğiz. Yanaklar kızardı. Kıyamam ben size. Allah nasip ederse inşallah. Evet. Aynı memlekette yaşayacağız. Ay inşallah. O da Bandırma'da. Ay, ben de Bandırma'dayım. Allah'ın izniyle inşallah. Bandırma'da. Ay gözleri doldu ya. Ay gözleri doldu Serap Hanım'ın. Gözünüz doldu. Ben kıyamam size. Ne kadar güzel bir şey yaşıyorsunuz şu an. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Mutlu musunuz? Estağfurullah. Olmaya çalışıyorum. Mutluluk gözyaşları mı bunlar? Biraz. Başka bir sıkıntınız yok. Var mı? Yok şükür. Lütfen söyleyin. Yok sağ olun. Yok değil mi bir yok, şey? Yok sağ olun. Ay mendil veriyor. Teşekkür ederim. Kader böyleymiş, ne yapalım? Onların ömrü o kadarmış. Allah Cenab-ı Rabbim inşallah bundan sonraki yüzümüzü de güldürsün. İnşallah. Biz inşallah. 50 sene öbür eşimden bir yastıkta ömür tükettik inşallah. Bundan sonra kalan ömrümüzde Serap Hanım'dan bitirmeye i̇nşallah. Çalışacağız. Düşünsenize aynı mahallede Allah'ın yaşıyorlar. Allah'ın izniyle inşallah. Yıllar yıllar sonra bir televizyon programında karşı karşıya geliyorlar. Yani kader. Gerçekten kadar başka bir şey diyemiyorum. Ben İstanbul'da kalmak istiyorum ama İstanbul'da yapmak istiyorum. Olur mu? İmkanı var mı onu bilmiyorum. Türker amcaya soralım. Bandırma'da olamam çünkü kızım da burada. Ha. Üç çocuğum da çok burada. Yakın Bandırma'ya. Çok yakında ama burada oturmak daha iyi benim açımdan. Daha iyi. Türker amca oluru var mıdır böyle bir durumun? İmkanın var mı İstanbul'da oturmak gibi? Şimdi kızım benim, öyle istiyor. Benim kararım kesindi. Ben Bandırma'da oturabilirdim. Ama kızım yalnız kalacak burada. Kızın evli mi? Kız evli. Tamam evli, onun çocuğu var, yuvası ama, var. Ama söylemek istemiyorum burada. Onun için ben onunla beraber kalacağım çünkü o anda. Ne yapacağız peki? Yani burada olursa olur. İstanbul'da olursa
bu ama artık sizin kendi hayatlarınızı yaşamanız gerekmiyor mu? Kızınız yuvasını kurmuş. Yani bilmiyorum özel bir durumunuz var mı yok mu ama hani siz de kızınıza gelir gidersiniz. Bandırma çok yakın çünkü. İşte Bandırma doğumum. Türker amca. Şimdi İstanbul dediğiniz zaman bana ters geliyor. Olumsuz olur. Ne ben İstanbul'da yaşayamam. Bir yerde benim köyde de bir işim var. Köyde benim zeytin bahçelerim var, ceviz bahçelerim var. Ben yazın köyde kalmam gerekiyor. Ha, ama onu bırakamam. İstanbul'dan benim köye gidip gelmem biraz müşkülat olur. Hiç uyumaz yani. Ya ama olmayacak mı yani bu sebep yüzünden? İstanbul olmaz. Ben İstanbul'a gelemem. Aa, yapmayın bunu bir konuşun ya Serap Hanım evet. Etraflıca. Ben evlenle konuşayım. Kimle? Kızımla da konuşayım. Konuşun. Kızınızla gidelim, konuşun. Gidelim Bandırma'ya gelsin Bandırma'da. Ya. Kızından konuşsun. Evet. Kızımla karar evet. Versinler. Benim karar vermem ne olmaz. Çocuklarından görüş, kızlarından görüş. Tamam öyle. Yani işte konuşun. İlide, bence ilide İstanbul düşünün olmuş. Böyle. Tamam. Olursa çok üzülürüz. Onlar da müsaade ederlerse olur. Bandırma'da onun çoluğu çocuğu da var. Benim çoluk çocuk da var. Ne yani, gerek var İstanbul'a ki? Yani hiç gerek yok. Hiç tamam. Gerek yok. Vallahi. Senin çoluğun çocuğun da Bandırma'da. Abilerin, kardeşlerin de Bandırma'da. Kardeşlerim Bandırma'da. Çocuklarım burada. Ne gerek var ki İstanbul'a müşkülat çok yaşındaydınız Akbol'üm? Çok özür dilerim. Ben esas 69 yaşındayım. Onun 67 yaşındayım. Nüfusumda öyle görünüyor. 69 yaşındasınız. Ve çocuklarınızı büyütmüşsünüz. Büyüttüm. Artık onlar yuvalarını kurmuş. Tabii. Allah tabii ki her şeyden esirgesin onları korusun ama sağlıkları yerindeyse, mutlulukları yerindeyse. Çok iyiler. Ne hepsi. Güzel. Allah daha tamam artık zaten. Siz de ömrünüzün geri kalanını ben de kendiniz istiyorum. İçin tamam, yaşamasınız. İstiyorum. Bence. Peki siz bir konuşun kızınızla da benim, konuşun. Tamam. Benim Türker amca da konuşur gerekirse. Benim çocuklar sizi izlediler. Beğendiler. Hepsi baba bırakma o insanı dediler ama ben çocukları da tasvip etmiş. Şimdi ne olur bozulmasın çok üzülürüz. Bizim de tamam. Elimizden gelirse şimdi bir şey yapalım. Serap Hanım'dan tamam. Rica ederim ben. Tamam, mümkünse tamam. Bandırma olsun bizim memleketim. Tamam, madem Bandırma'da doğduk, Bandırma'da büyüdük. Herkes doğduğu yeri ister. Ölümümüz de Bandırma'da olsun. Ben bayılacağım. Allah Allah. Demeyin öyle ya. Demeyin mutlaka öyle. Gideceğiz. Zuhal Hanım hadi ben müsaade isteyeyim. Tamam. Ben sizi şöyle alayım. Hadi buyurun. Hep beraber konuşursunuz. Teşekkür ederim. İkimizin